Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok hızlı bir şekilde bilgisayarınızda Python ve Jupyter Notebook nasıl kurabilirsiniz en basit haliyle gösteriyor olmuş olacağım. İlk önce yapmamız gereken şey Python.org sitesine girip downloads bölümüne gelmek. Eğer yani buradaki Python 3.9 butona tıklarsanız Python'ın en son versiyonu indirebilirsiniz. Fakat eğer projenizde daha eski bir versiyon gerekiyorsa belki bir TensorFlow kuracaksınız şu an için. Python 3.7 gerekiyor bu bağlamda. Bunu yüklemek istediğiniz zaman da View the full list of downloads bölümüne tıklayarak o sayfaya geçebiliyorsunuz. Ben size onların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bakın burada Python versiyonlarıyla alakalı eski versiyonların tarihleri veriliyor. Biraz aşağı inelim. Mesela Python 3.7.9 indirmek istiyorum veya Python 3.8 indirmek istiyorum. Onun için de buradaki download tuşuna basıyorum. Ve sonrasında en aşağıdaki files bölümünden Windows x86 64 executable installer'a tıklarsam benim için bir Python kurulum dosyası indirmiş olacak. Fakat şimdi biz şuradan Python 3.90'ın en son versiyonu indirelim. Bakın şimdi ben buraya tıkladım ve bilgisayarımda indi. Tek yaptığım şey bu dosyayı çalıştırmak. Şimdi et Python 3.9 to pet diye bir seçenek var. Bilgisayarınızda Python'ı kurduktan sonra direkt komut satırında çalıştırabilmek için Python'ı ve ilerleyen zamanlarda büyük kolaylık sağlayacak size. Buradaki iş buradaki yazıyı tikli hale getiriyorsunuz ve install now tuşuna basıyorsunuz. Şimdi Python 3.9.0 benim bilgisayarıma çok hızlı bir şekilde kuruluyor. Birazdan size Jupyter Notebook'un nasıl kurulduğunu da göstereceğim. Şurada şöyle güzel bir aslında detay var. Python 3.9.0'ı kurabilirsiniz. Bunu indirebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ee, Jupyter Notebook'ta da aynı şekilde pip install Jupyter Notebook diye indirebiliyorsunuz. Fakat ben aslında bakarsanız kurulum ve kullanım açısından çok daha güzel olduğu için Jupyter Lab kullanıyorum. Jupyter Lab Jupyter Notebook'un aslına bakarsanız bir üst versiyonu. Oldukça güzel bir kullanım var. Saldığı faydalar da var. Zaten birazdan ekrana gireceğiz. Oradan da bir kurulum yapabilirsiniz. Evet şimdi Python kurulumu tamamlandı. Hemen hızlı bir şekilde Windows R kısa şurada bir komut satırı açıyorum ve... cmd yazıyorum arkadaşlar. cmd yazdıktan sonra ben sizin için şu bölümü biraz büyütüyorum. Hemen buraya gelip pip install jupyter yazıyorum jupiter yazdığım zaman Jupyter Notebook kurulur. Jupyter Lab yazdığım zaman Jupyter Lab kullanılır Ben size Jupyter Lab'in kurmanızı öneriyorum. Gerçekten daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi pip install Jupyter Lab dedim ve benim için şimdi şurada bir kurulum şeyleri yapılmaya başlandı. Şu an tabii enteresan gözüküyor. Ben sayfayı böyle biraz büyüttüğüm için. Şimdi oldukça hızlı bir şekilde kurulumlar yapılıyor. Ve bu kurulum bittikten sonra Jupyter Notebook'u ya da Jupyter Lab'i bunlar birbirinin birebir aynısı. Her, aralarında herhangi bir fark yok. Sadece kullanım açısından Jupyter Lab'in daha iyi olduğunu söylemiştim. Onu kullanıyor olmuş olacağız. Tamamdır. Kurulum tamamlandı. Şimdi size güzel bir daha vereceğim. Mesela yeni bir klasör açalım bu tarafta ve buna da notebook'ların diyelim. Notebook'lara girdiğim zaman eğer bir eee klasörün içerisinde şu üstteki arama çubuğuna gelip buraya cmd yazarsanız bilgisayarınız sizin için komut satırını burada açmış olur. Ve gelip de jupiter lab yazarsanız aynı zamanda jupyter notebookta yazabiliyorsunuz. O da kuruldu Fakat burada jupiter lab yazarsanız yenilenmiş jupyter e, notebook'lara ulaşmış olursunuz ve onun kullanımı daha öncesinde söylediğim gibi oldukça güzel. Şimdi Jupyter Notebook açılmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi yeni bir notebook başlatmak istediğim zaman bakın burada konsolda başlatabiliyorum veya Markdown dosyalarını da açabiliyorum. Buraya tıkladığım zaman yeni bir Python 3 notebook açmış oldum. Hemen buradan bir tane daha notebook açabiliyorum Kendimi aynı şekilde. Ya da buradan yeni bir klasör açabiliyorum. Bunlar genellikle o bu yaptığım değişiklikler bakın burada da hepsi gerçekleşti. Burada gördüğünüz gibi. Bunun kullanımı ee, Jupiter biraz daha esnek ve biraz daha güzel. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. İşte bu bir Markdown olmuş olsun. buraya bir şeyler yazdım. Sonrasında bir tane daha bir şeyler yazmış olayım. Normalde de bunun da Markdown olması gerekiyor. Ya, kodda da olur. Herhangi bir problem yok. Mesela print merhaba. Aynı bu şekilde. Bunun güzel yanı böyle normalde yeni bir şey açmak istediğimizden yukarı aşağı butonlar vardı. Fakat burada böyle tutup sürükleyip istediğimiz yere bırakabiliyoruz. Daha güzel bir tasarım var. Aynı zamanda Diğer çalışan notebooklarınızı burada, onları istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Burada çeşitli özellikler var. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Farklı app'ler de yükleyebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir kullanım var. Kesinlikle bunu daha fazla öneriyorum. Python ve Jupyter Notebook kurulumu bu şekildeydi. Kanalımdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.